Eskiden güzellikte otostopu deniyorum arkadaşlar. Şu ana kadar kimse durmadı. Bakalım duracaklar var mı? Genelde daha önce video çeken arkadaşlar duruyorlar demişlerdi ama yani ben öyle görmedim. Yaklaşık 5 dakikadır otostop çekiyorum. Duran yok. Neyse, bu arada Lefke o güzel yurt minibüsü gelirse ona binerim. Onu kaçırdığım için otostop deniyorum da. Bakalım. O da saatine kalkar umarım. Minibüs, kamyon, otobüs ne gelirse otostop çekiyorum. bir tane minibüs geliyor. Bakalım. Otomobilleri deneyelim. Duran yok yani. Hepsi basit gidiyor. Otostop demek ki burada da kolay değilmiş. Yaklaşık kaç dakikada? Minibüs mü önce gelecek, otostopla mı önce gideceğim? Nedeni bilmiyorum. Hani burada kadın sürücüler de fazla, belki erkek olduğum için durmak istemeyebilirler de, ama erkek sürücüler de vardı. Üstelik iki kişi gidenler de vardı. Yani arkada bir kişi gitmesi sorun olmazdı. Yaklaşık 15 dakika geçti. Ne minibüs geliyor ne de otostop yapıyorum, durmuyorlar. Denemeye devam. Bakalım hangisi önce olacak. Minibüs de gelmedi ya. Yarım saatte bir diye zannediyorum ama hafta sonu galiba, onun için mi acaba? Ya şimdi saatler değişiyorsa niye değişiyor ya? Yarım saatte ise yarım saattedir. Bunu hafta sonu, hafta içi olur mu? Günaydın arkadaşlar. Güzel yurt pazarına gidiyoruz. Pazar videosu daha çekmek için. Size yol boyunca görüntüler de beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Sağınızda solunuzda üniversiteler görmeye başladıysanız güzel yurda gelmişsiniz demektir. Biz de geldik. Termale yaklaşmak üzereyiz. Ne A ile? Ben bu tünelleri ben sen bile bir tane kucağımda köpek var. Patlıcanları. Olur değil, tünelde yoksa 50 liradır efendim. Maalesef su başı olmaz mı şey diye. Kaldığımız yerden devam eden arkadaşlar. Arkadaş abone olmak istedi. Ben de hangisi olduğunu gösterdim. Bazen şimdi bulunması zor olabiliyor. İsmimi bazen yanlış algılanabilir. Ne A ile arada Y yok. Ben de daha zor. Arada Y'li yazılı tabi çıkmıyor. Üzümler ne kadar? 100 lira abi. Yani üzümler şurada 100 lira. Evet. Bu da mı 100 lira? Evet. İkisi 100 liraymış arkadaşlar. Elmaların fiyatına da bakalım. Elmalar 50 liraymış. İlkleyici diye hak geçirilmiş. Bu tezgahtan devam edelim. Burada sarımsaklar var. Güverler var. Merhaba YouTube. Merhaba deyin isterseniz. Tamam. Sarımsaklar. Güverler arkadaşlar, yeşil soğan çıkartmak için kullanılan soğanlar. Bunları ektiğinizde toprağa ya da saksıya bunlar yeşil soğan olarak çıkıyorlar. Bunlar keçi boynuzu ya da harnuz. Fiyatlar yok. Ama abinizde biraz yorgun göründü. Ben de sormadım. Şurada diğer fiyatları gösteriyorum. Ballar var. Reçeller var. Sarımsaklar var. Burada tanesi 5 liraymış. 4'e kadar var 4'e. Güver. Bunlar biraz daha iri güverler. Bunlar 25 liraymış. Soğanlar 20 TL. Bunlar da güver olarak kullanabilirsiniz aslında. 100 olsun. Soğan. Bu ne kadar? Bilmiyormuş. Ya da satıcılar değil. Buz ne kadar biliyor? Bilmiyormuş. Bir tezgahı sayıyor arazi. Şey içiyordu galiba. Bu kadar. Ne? Abi, kaç kilo?
Ha, 3 kiloya kadar 100 lira otur. Öyle mi? Aynı geldi. Tamam, senin baban. Tamam, merhaba de istersen YouTube. Biraz daha yok. Sen her şey aynı koyduk. Tekrar da koyduk. Babasının abisinin yanında şeye gelmiş. Tezgah. Hayatı şimdi öğreniyor tabii. Öğrenmesi de gerekiyor. Fasulyeler var. Fasulyeler ne kadar bilmiyoruz. Ne kadar bir fasulye biliyor musunuz? 70. 70 tane arkadaşlar. Fasulyeler 70-75 aralığında değişiyor. Şunlar benim sevmediğim kişnişler. Kişnişler niye satılır ya? Maydanoz daha iyi. Sizi de bir türlü sevemedim. Benim için nasıl tarif edeyim biliyor musunuz? Hani böyle paspası ıslatırsınız. Bir hafta bekler de ondan sonra bir koku çıkar ya. Yani öyle bir koku geliyor ben kişnişi şey yaptığımda. Portakallar güzel misin? 15 de iyiymiş. Bakacağım. Yer mi? Bunlar. Market fiyatlarını göstermek istemiyorum ama marketler galiba arka reyonlarını göstermek istemiyorlar. Çünkü hepsinin kar marjları farklı olduğu için yani işte diğeri öğrenmesin, işte rekabet çıkmasın diye onu göstermek istemiyorlardı. Bakıcı burada 80'miş. Bakın cisim değişiyor galiba. Çok iyi değil mi? 20. Olurlar. Tek maydanozda da artış görüyorum. Geçen hafta, yani geçen sefer geldi 10 liraydı. Şimdi 15 bandında gidiyor. Pırasalarda değişiklik yok. Onlar 20 genelinde. Evet. Turklarda 20'ymiş arkadaşlar. Meşgul olanları fiyatları da söylüyorum. Türkiye'den biraz daha pahalı buraya. Buradan devam edelim. Merhaba, kolay merhaba, gelsin. Merhaba demek istiyor musunuz? Merhaba. Geçen hafta da buradan evet, hatırlarsanız. Çektim. Evet, çektim. İzlediniz mi? Evet, çektim. Beğendiniz mi? Nereye atarsın bunu? YouTube'a atmışım, ben izlememiş galiba. Yaklaşık 3000 izlenme aldı. Oradan bakarsanız. Nail Tufan. YouTube'cuyum. YouTube'a attım, ama evet, evet. YouTube'a attım. Bakarsanız, abone olursanız, bildirim zilini de açarsanız hani yeni video yüklediğinde gelir. Şöyle kucağımda bir köpek var, onunla resmim var. Nail Tufan. Nail Tufan. Peki, iyi satışlar. Tezgahlar arka arkaya sıralanmıyor arkadaşlar. Bazen bir tezgah oldu. Önümüzdeki hafta işte boş olabiliyor. Üreticiler direkt geldiği için aracı var mı bilmiyorum. Bazı şeyler aracı gibi görünüyor. Yani hani burada ürün çeşidi çok fazla, muhtemelen aracı ama çok da emin değilim. Hepsi yetişiyor olabilir mi bilemiyorum. Herhalde yetiştirmiyordur. Ama fiyatları var şimdi. Fiyatları şuradan göstereyim. Mandalinanın fiyatını göremedim. Şöyle ben çevireyim. Ops, ne kadar? 25'miş. Burada fiyatlarına yok orada. Şurada göstermeye devam edeyim. Niye bu tarafa çevirmişler? Dersten gösteriyorum. 80, bunlar 75. Kestane arkadaşlar, burada ilk defa gördüm. 300 liraymış. Muşmaya 80. Mantarlar bu hafta yazmamışlar. Mantarlar. Bunlar büyük. Hadi! Patates 15, patates 15. Ayşe hanımefendi 80. Fasulye çeşitleri burada çok fazla değişmiyor. 70-80 bandında. Kerevizle biliyorsunuz sadece 3 kısmı şey yapıyoruz. Kolokos, bunu hala denemedim. Neyse, gitmeden deneyeceğim. Çok emin değilim. Muhtarına 50.
Şuradan patates fiyatlarını da göstereyim. 25, 15. Ha, şurada zencek vermiş. Zencek Türkiye'den daha var zencek. Burada. Tatlı patates 80 lira. Burada görebiliyor musun? Türkiye'de marketlerde gördüm, pazarlarda görmedim hiç. Kök kereviz varmış. Kiosk'ta 75 TL'ymiş arkadaşlar. Şurada değişik biberler var. Bunlar kiriz varmış. Papya, peşten. Elmalar 25 oldu. Elmalar 25 oldu. 25 oldu. İnadında 25 yaptık elmaları. İnadında 25 yaptık. Neyin inadını yapıyorsun? Kime inat yapıyorsun? 105 lira abi. Fiyatlar uygun değil abi. 5 var mı bozuk? Pahalı bulan da var, uygun bulan da var. Herkes bütçesine göre konuşuyor tabii. Ben ne bileyim uygun diye. 3 tane çok. Benim karşılaştığım tabii ki domates. Orada 20 liraymış. Domates 20. Herhalde son demleri diye düşünüyorum. Artık domates seralara geçmeye başladı. Kaçacak domates 20. Yeşillikler, yeşillikler. Elmalar 25 oldu. Fiyatları yok burada ya. Bunlar kötü olmuş yani. Brokoller iyi. Patlıcan, patlıcanlar ne kadar? Değişiyor ki. Ya 15, bu 30. Şunlar arkadaşlar 15'miş, şunlar da 30'muş. Bu da ama 15. Şu da 15'miş ama bunlar gitmiş. Buradan diğer tarafa şey, BGA gitmiş arkadaşlar, orada fiyatlar da var. Burada. Domates 20 oldu, 20, domates 20. Tavuk tavuklar evet, 60 TL. Türkiye'de ne kadar arkadaşlar? İzleyenler varsa bana yorum yaparsa sevinirim. Hani haftaya tamam orada da çekeceğim de. Yaklaşık bir aydır Türkiye'deki pazarları çekmediğim için oradaki fiyatlar konusunda bir haberim. Siz bu konuda yorum yaparsanız sevinirim. Kapyalar 80, şunlar 98. Böyleyim şimdi. 90. Et. Evet evet, o da 80'miş. Et. O da. Ne anlamadım, pardon. Çok. Merhaba. Hanımefendi şey, Güney Kıbrıs'tan gelmiş olabilir. Dolayısıyla onu anlamadım çünkü. Çok yakın oldu ki sınır bölgesi. Hani günübirlik buradan alışverişin edip geçebiliyorlar diyebiliyorum ben. Kokolası. Biraz. Kokolası daha denemedim. Ama dediğim gibi deneyeceğiz herhalde. Şunun fiyatı nedir? 75. 75. Tamam. Brokoli ne kadar? 60 lira. 60. Tamam. Şurada arkadaşlar beyaz sarma, mor sarma, yani lahanalar var. Doldurayım sağa. Bak tadına. Bak tadına. Bak tadına. Bak tadına. Güver. İnsanlar demek ki güver ekiyorlar. Burada tanesi yemeyiz. Yediklerine göre değişiyorlar. Mor soğan, mor soğan artık yok. Bu civar. Soğanlar iyi değiştirilmiş. Bunun için kullanılmış. Patatesler, patatesler çok taze arkadaşlar. Burada tarladan direkt toplayıp getiriyorlar. Ben derim çok da lezzetliydi. Şuradan devam edelim. Ha, burada kuru yemiş var. Kuru yemiş fiyatlarını bilmiyoruz ama genelde çok fazla bir şey yok. Çekirdek var. Çekirdekler ne kadar? 120. 120 demiş arkadaşlar. Bunlar kavrulmuş mu? Kavrulmuş da var. Çiğ de var. Hepsinin fiyatı aynı mı? Bunlar kavrulmuş ya, aynı. Onlar tuzlu, kavrulmuş. Bu çiğ. Anladım. Bunlar kavrulmuş arkadaşlar. Bunlar çiğmiş. Başka ne var? Leblebiler var. Kayısılar var. 380 galiba onun fiyatı.
Hanımefendi bu tarafa gitti. Es geçiyorum. Fiyatları sormayın. Zaten çok ünlü olunca, çok ünlü olunca... Yani hangisinin fiyatını sorayım bilemedim ki. Antep fıstığını sorayım. Antep fıstığı ne kadar acaba? 25 değildir herhalde. Başka bir zamanlamak öyle oldu. şu Şam fıstığı, Antep fıstığının fiyatı nedir? 700 liraymış arkadaşlar. Kafası karıştı. Neyseymiş buradan gidelim. meşgul şimdi fiyatları sorabileceğim. Ama Türkiye'deki fiyatlara yaklaşık belki 700 mi olur? Yani oradan tabii pahalı, daha pahalı. 24 arasında değişiyor. Mandalinalar dediğim gibi 15'e 25 arasında. Limon da aynı şekilde. Merhaba demek ister misiniz? Merhaba demek istiyorum. Merhaba YouTube. Nihayet Tufan. Evet. Ürünler taze görünüyor. Bu hafta tropik meyvelerden biriydi galiba. Değil mi? Hayır, lefkenin ürünleri. Yani burada. Ne kendi, siz mi üretiyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Siz yani, mi üretiyorsunuz? Hurma, guava, mandalina. Benim değil, o birileri benim. Anladım. Tamam. Yani alıç, guava'yla vurmayı satın alırım. O birileri mahsus. Anladım. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Vurmada. Kağıt da vurmada. 150 TL. Paketi galiba değil mi? Evet. Paketi 150. Evet, bir paketi 150 TL'ymiş arkadaşlar. Kağıt da vurma ben ilk defa gördüm. Daha önce görmedim. Hep kurutulmuş oluyordu. Burada da zivanya. Zivanyaların geçen sefer şeyi sormadım. Bu zivanyaların fiyatı nedir acaba? 200 liraymış arkadaşlar. Bunlar alkol. Alkol oranı %45 civarında. Yani etli alkol olarak değerlendirilebilir. Üzümün damıtılması sonucunda elde ediliyormuş. Bal fiyatlarının acaba artışı var mı? Gerçi tezgaha göre değişiyor. Onu geldiğinizde sormanız daha mantıklı olur. Ama 300 civarındaydı galiba. Ballar ne kadardı? Neyse geldi hanımefendi. Ballar 400 lira. 400 liraymış arkadaşlar. Bunlar ne balı? Dağ balı. Çiçek mi yani? Şey mi? Çam mı? Çam. Evet. Çam balıymış arkadaşlar. Çam balı 400 lira. Şunlar ne? Bunlar daha koyu renk. Alışmak reçel. Alış balıymış arkadaşlar. Alış reçel. Ha, reçeliymiş. Pardon reçelmiş. Reçeller ne kadar? Reçeller de 150 lira. Reçeller de 150'ymiş arkadaşlar. Merhaba demek ister misiniz kameraya? Tamam, çok kişi izliyor da. Tamam. Buradan devam edelim arkadaşlar. Çok kamera açıp kapatma yapmıyorum. Çünkü o zaman kağıdım çok çabuk tutuyor. Geçen sefer... Merhaba. Merhaba demek şurada. Bir şey yaptı, göz göze gelince tabii. Onu da çekmiş oldum. Burada çok eğildi. Burada fiyatlar var. Dolayısıyla sonuma gerek kalmayacak galiba. Şuradan hemen göstereyim fiyatları. Kendi gölgemi görmüşsünüz. Fiyatlar da bitti. Arkadaşlar merhaba demek istiyormuş. YouTube Nail Tufan. Evet. Elmalar 30. Erik 60. Zencefiller çok taze ve muhtemel. Zencefiller ne kadardı? 200 lira. 200 lira arkadaşlar. Burada dediğim gibi zencefiller 200 lira civarında. Avokadoların tanesi Türkiye'den biraz daha pahalı avokadolar. Ya da hani büyüklükleri fark ediyor bilmiyorum. Burada 40 lira. Mangolar Türkiye'den daha ucuz. Yani burada 40 liraymış tanesi. Avokadoların tanesi. Tanesi değil. Yok ya Türkiye çok yakın. Buradan devam edelim. Burada patlıcan var ama ablamız öbür tarafa gidiyor. O da satış yapacak. Onun için engellemeyin. Ben hemen diğer tezgaha geçeyim. Şuradaki tezgahtan pancar, otur. Kereviz. Kök olmayan 20. Malumları da görmüş olduğunuz
20 TL. Maydanozlar 15 civarındaydı ama hani 15 bandına yerleşmiş görünüyor. Marul 15. Onlar da çok iyi çıktı. Maydanoz ve şey fiyatı ne ya? Herhalde maydanozlar azaldı. Çünkü patlıcanlar oldu. Karnabaharlar 25. Brokoliler 60. Biberler hala 40-50 civarında. Patates burada 15'e gelmiş. Şimdi karabağda 25 de vardı. Gel bakalım. 25. YouTube çekiyorum. Video. Merhaba demek isterseniz diyebilirsiniz. 33 lira. Ne alabilirim? Bunu dondurma alsan Mardo'da. Göz konta yani çocuklar kurduğunda eğer diyorlarsa yüzlerini gösteririm. Yoksa yüzlerini göstermiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Diğer durumda çünkü insanlar rahatsız olabilir. Rahatsız olmasınlar diye. Yüzlerini hani elini almadığım sürece göstermiyorum. Onda hani ya sözlü ya da sözlü olarak. Ne bileyim ay konta. Göz konta ne demek? Daha tamam çekerisini de çekmeyebilirsin anlamında. Beyefendi şimdi merhaba demek istiyormuş. Göz kontağıyla gülümseyince evet tamam çekebilirsin anladım. Mesajını alıyorum. Evet arkadaşlar 60 civarındayım ama şu anda kapatı kapatıyorsun diye basıyorum. Çünkü fiyat şeyine şey yazdım 700 lira koymuşsun 25 lira şey yiyince. Hepiniz 25 lira olduğunu düşünmüş olabilirsin ama aslında 25 değildi onlar. 700'müş. Portakallar ne kadar? Bunlar bize hoşuma gitti. Ben bir şey fiyatlarını sorayım dedim. 35. 35'miş arkadaşlar. Mor morullar var. Burada karışık elmalar. Yeğene var. Yeğene başka. Elmalar evet. 40. 40. Armut 50. Ayva 50. Armut 50. Pardon. Şöyle geçebilir miyim? Teşekkür ederim. 50. Elmalar 50. Zeynep sorması 80. Bunlar evet 3 civarda. Geçen pazarda görmemiştik galiba ama şimdi pazarda gelmiştik. Gelin mus fiyatları sanki biraz arttı. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Ekmekçiyi göremedim ya. Galiba. Buyurun. Buyurduk. Ekmekler ne kadar? Kampanya. Ekmekler 60, ne kadar? 60, 35'e de var. Burası kampanyada hep. Tamam. Hangi kampanya? Elimler kampanya. Ha şu fiyatlar mı kampanya? Evet. Ha, tamam arkadaşlar. Şop kampanya. Şop. Şop kampanya. Kampanya yapmış. Evet. Efendi onun hemen evet. Şeyini yapıyor. Bak benim oğlan şey ye. Nedir? Tahınla betmez. Ne? Kendi ürünümüz. Ha kendi ürünümüz. Ha çocuklara da yediriyor. Evet. Petmezimiz kendi ürünümüz. Tahınımız kendi ürünümüz. Erdoğan. Erdoğan. Kendi ürünümüz. Göster. Çocuğa da kendi ürünümüz diyor. Tahınımız. Göster. Tamam. Aşk almayız. Çocuk da kendi ürünümüz. Hayırlı işler. Merhaba sağ olun size de. Kendi ürünümüz. Tamam göster bak böyleymiş. Tamam bir de yiyorsun şimdi bak şimdi evet. Japon amca. Sen ne yiyeceksin nasıl? Bak. Yok ben yemeyeyim ya. Bak. Çok güzel ye. Oğlum biraz daha küçük ya. Çek. Ye sen bunu tut. Tamam peki sen arkadaşlar. Ama kocaman ya bu nasıl yiyeceğim? Ye de korkma ye. Ya bak hayır. Afacan bitmiş. Hmm. Ha, güzel. Güzel değil tabii. Bir de benim için çok tatlı yalnız. Öyle. Ben tatlıyı çok sevmiyorum da. Bu ilaçtır, ilaç. Seni konuşamayacağım. Bir ilaç olarak çizgilendik. Fiyatlarını söyler misiniz peki? 120 TL şişesi. Tamam, şunlar mı? Onlar 130. Bunlar 120. Bunların ikisinin birleşimidir. Çekim yapın. Tamam, kolay gelsin. Bir taranamızı göster annem. Taranayı bir yolu. Kocaman bir çekme. Ye bitmedi. Ekmekler de arkadaşlar 35 ile 60 arasında değişmemiş.
Ne fark eder? Kırtman gerekecek. Fark etmez. Ağzına yapışır. Buyurun abi. Şöyle geçen hafta geldiğimizde fiyatlar zamlanacak demişler beyefendiler. Evet. Zamlanmış. Yaklaşık %20 civarında zamlanmış ve 60'a çıkmış. %20. Video çekiyorum. Kızlar da bana konuşun da ben de. Ha? Kızlar da bana söyleyin ben de bakarım. Bazen millet kendi kendime konuşuyor falan da diyorlar da. Yok kameraya konuşuyorum. Ha kameraya konuşuyorum. Tamam evet. Kampanya kampanya. Arkadaşlar bir dakika su içeyim ben. Evet gerçekten lezzetli ama. Hani bundan sonra bol bol su içmeniz lazım. Arkadaşlar şurada da artık pazarın son tezgahları. Bunları da şey yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Oh, yoruldum. Yürüyerek geliyorum çünkü buraya. Dolmuş artık yaklaşık 1-2 kilometre falan yürümüş oluyorum buraya. Havayı da ayarlayamadım galiba. Biraz terledim. Mont giydim. Hani şeyde de gördünüz siz. Arkadaşlar 30. Bunlar 50-60, 15, 30, 50, biberler 50, kan bağlar, onun fiyatını görmedik. Fasulyeler 70-80 arasında değişiyor arkadaşlar. Karnabahar ve lahanalar ne kadar? Çiçek lahanası mı? Hı. Bunlar 40 kilosu. Bunlar 30. Şunlar da 30'muş arkadaşlar. Evet. Tamam, kolay gelsin. Arkadaşlar, kamerayı çok fazla kapatmadım için şarjım da çok bitmedi. Kıyafet bölümünde gösterebilirim. Şurada hemen. Ama fiyatlar yok. Sadece hangi tür ürünler var onları... bazılarında varmış, şurada fiyatlar varmış. Tamam, oradan göstereyim isterseniz. Hangi ürünlerin olduğunu gelip bakabilirsiniz. Fiyatları da böyle. Şurada göstereyim. Öğrenci arkadaşlar varsa izleyecek olanlar bu pazara uğrayabilirler. Kıyafetler çok pahalı diyorlardı. En azından pazarda deneyebilirler. Beyefendi satıyor. Şey yaparsanız, onu bulursanız etiketler zaten fiyatların üzerinde. Arkadaşlar merhaba demek istiyormuş. Belki iki video çıkarabilirim buradan arkadaşlar. Hem meyve sebze hem de şey kıyafet ürünleri olarak. Bunlar tight galiba, çok minicik. Şuradan şöyle göstereyim. Bunlar muhtemelen replika ürünler. Replikalar. Şurada fiyatlar yok arkadaşlar, çok fazla şişte olduğu için fiyatları sormayacağım. Hani ne tür ürünler olduğunu gelin bakın. Hoşunuza gidiyorsa gelip sorarsınız. Ben sormayayım. Çok fazla çeşitler çünkü. Hani minimum maksimum belki diyebilirim. O da minimum maksimum maksimum ya da fiyatlar olanları göstereyim. Eşofman altları çok kullanılıyor. Öğrenci arkadaşlar eğer gelirlerse. Kazaklar, kış geldi. Hazırsız gelenler buradan kazak alabilir. Yeşil var, beyaz var. Başka renkler var. Ne olursa. Bizim yaşamam. Yok, 17 lira ama çok sahip çıktı. Takım, bir takıma. Şöyle, bir takıma gibi herhalde. Bu ne takıma? Triko takım. Triko. Ha, triko takımıymış arkadaşlar ben. Eşofman zannettim. Yok, eşofmanlar bunlarmış. Eşofmanlar böyle var, fermuarlı var, böyle var. Anladım. Ne kadar? 800 lira. Evet.
Evet, öğrenci arkadaşlar özellikle. Ya dediğim gibi Kırsa'ya ikamet eden arkadaşlar varsa buraya uğrayabilirsiniz. Geçen sefer çekmemiştim. Burada da terlikler falan var. Terlikler de 80-100 arasında değişiyor. Görebildiğim kadarıyla. Burada elbiseler de var. Eşofmanlar da var. Ama bunlar biraz herhalde yaşlı iş. Öğrencilere çok uymaz. Öğrenciler genelde eşofman ya da rahat kıyafetleri tercih ederler diye düşünüyorum. Mont falan hala almamış olan varsa arkadaşlar montlar burada. Montlar ne kadar acaba? Montlar? Ha? 1000 lira. Arkadaşlar montlar 1000 liraymış. Buraya gelmiş ve mont getirmemiş arkadaşlar varsa buradan 1000 liraya alabilirler. Bu biraz teyzeye hitap ediyor ama bunlar ihtiyacı onun için şey yapmanıza gerek yok. Öğrenci Murat'ın ilgilenmeyecektir. Burada kırık eşofmanlar var. Bilmiyorum. Gençler giyiyor mu giymiyor mu? Şunlardan giyebilirler belki. Şunlardan da giyerler. Fiyatları ne kadar? Bilmiyorum. 300-400 arasında değişiyor. Kendinize sorarsınız arkadaşlar. Pantolonları giymezler. Ben de ben genelde şöyle kargo pantolon tercih ediyorum. Lastik model yoksa normal model. Fiyatlar hakkında da bir genel bilginiz olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla öğrenci görmedim burada. Çoğu bilmiyor olabilirler ya da uğramıyorlar. Bilmiyorum. Belki de hani geç uyandıkları için bu pazar arkadaşlar saat 1'de kapanıyormuş ona göre. Sabah erkenden gelmeniz gerekiyor. Yani şeyde ne derler biraz geç 10-11'de kalırsanız pazarı bulamayabilirsiniz. Çünkü ben geçen hafta biraz geç kalmıştım. 12'ye gelebilirim derken pazar bitmiştir gitmene gerek yok dediler. Ben de kalmıştım orada. Şeyde gemi konağında. Fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Modelleri de görüyorsunuz. Şöyle şöyle. Orayı çekmiştik. Şurayı göstereyim. Cüzdan kaybeden, unutan varsa burada gelip alabilirler. Fiyatları da 90 civarında. Çanta falan da var kızlar için. 30. Ha 3 euro pardon. Ya 3 euro ya 90 lira. Şurada bere şapkalar da var. Ve de tıraş ney? Tıraş makineleri, saç sakal. %20 lira bir oda. Bir oda diyorum yani bereler. Ya da erkek şampiyonlar var. Onlar 300. Şampiyonlar 300. 200. 200. 100. Tercih aldım. Başka ikiden öğrenci arkadaşlar var. Onlar gelmişler. Çakmaklar falan da var burada. Bir pazar videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bu hafta Kıbrıs'ta son haftam. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye dönüyorum. Oradaki pazar fiyatlarına devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görünüyor bilmiyorum ama çift gökkuşağı var. Böyle.
böyle. Şöyle bir meydan var arkadaşlar. Meydanın bir tarafında şöyle çarşıya benzer bir yapı. Diğer tarafında kiliseye benzer bir yapı. Kilise terk edilmiş gibi görünüyor. Dilerseniz bakalım hemen. Terk edilmiş dedim ama kullanılıyor da olabilir sanki. İçeride belirli var mı, bir şey var mı bakalım. Sandalyeler falan görüyorum ama yok, kullanılıyor, depo olarak kullanılıyor galiba. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Galiba arkadaşlar. Kapışlar var. İçine giriliyor mu? Kapı kapalı gibi görünüyor. Sanki içeride ikinci bir kilise var gibi. Birbirine bu kadar yakın kiliseler görmemiştim. Kapıdan göstereyim en azından. Genelde avukat kapışları kiralamış anladığım kadarıyla burayı. Kapı var ama açık mı? Kilitli. Şöyle. İçeride de dediğim gibi kilise olduğunu düşündüğüm yapı var. Evet. Yani diğer yapısı da böyle. Herhalde giriş yok arkadaşlar. Baktım ama. Burada yani bulunduğu cadde. Her zaman gibi çok fazla araba var. Şuradan bakalım bir. Belki buradan bir geçiş vardır. İçinde göstermek istiyordum ama yok, mümkün değil. Şuradan göstereyim. İşleri daire başkanlığıymış. He, bir hiç. Şuradan açık gibi görünüyor. Bakalım. Anladıkları kiliseyi bozup camiye çevirmişler. Ondan sonra zaten şarjım azaldı arkadaşlar. Karşısında da cami var. Şöyle bir yap. Eskilerden kalmış zannedersem. Tarih konusunda bir yazı baktım ama yok, göremedim. Güzert Lefke arasında ve Lefkoş arasında şu tür minibüsler çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazıları bayağı eski. Bu gidiyormuş. Ona bilet aldım. Bilet yetişkinler için, yani normal öğrenci olmayanlar için 50 lira. Şöyle.